Böylece aralarında bir sorgulama yapsınlar diye onları dirilttik. İçlerinden bir sözcü dedi ki, ne kadar kaldınız? Dediler ki bir gün veya bir günün birkaç saatlik kısmı kadar kaldık. Dediler ki ne kadar kaldığınızı Rabbiniz daha iyi bilir. Şimdi birinizi bu paranızla şehre gönderin de hangi yiyecek temizse baksın, size ondan bir rızık getirsin. Ancak oldukça nazik davransın ve sakın sizi kimseye sezdirmesin. Çok nezaketli bu gençler. Evet. Çok efendim. Kimseye bulaşmaz, kavga etmez, olay çıkartmaz. Kimseyi kızdıracak şekilde konuşmaz. Nezaketli. Bu ayeti bir daha oku. Böylece aralarında bir sorgulama yapsınlar diye onları dirilttik, uyandırdık. İçlerinden bir sözcü dedi ki, ne kadar kaldınız? Bak aralarında bir sorgulama yapıyorlar. Yani istişare ediyorlar. Yani işleri istişareyle, konuşmayla. Zamanın izafiliği orada vurgulanıyor. Ne kadar kaldınız? Çünkü ahirette de soruluyor bu soru. Zamanın izafi olduğunu onların bildiğini de orada görüyoruz. Yani onların uslubundan. Zamanın ve mekanın olmadığını da iyi bildiklerini anlıyoruz. Evet. Dediler ki bir gün veya günün birkaç saatlik kısmı kadar kaldık. Aynı ahiretteki verilen cevap gibi. Evet. Dediler ki ne kadar kaldığınızı Rabbiniz daha iyi bilir. Şimdi birinizi bu paranızla şehre gönderin de hangi yiyecek temizse baksın, size ondan bir rızık getirsin. Bak ancak seçerek bulabiliyor helal yiyeceği. Yani küfür o kadar sarmış etrafı. Evet. Ancak oldukça nazik davransın ve sakın sizi kimseye sezdirmesin. Demek ki kendini gizleyecek Mehdi talebeleri. Evet. Demek ki bir bela olacak. Fitneden çekinecekler, münafıklardan, küfürden, ihbardan, her türlü iftiradan çekinecekler. Kendilerini sezdirmemek için özel itina edecekler. Sezdirmek istemedikleri için ne Mehdi'yi bulabiliyor insanlar, ne İsa Mesih'in talebelerini bulabiliyorlar. Bu özenlerinden dolayı. Ne kefe ehlini bulabiliyorlar, ne rakim ehlini bulabiliyorlar şu an. Ama zamanı gelince tabii insanlar bu kefe ehlinde, rakim ehlini bulacaklar. Kur'an'ın işaretiyle o görülüyor. Evet. Çünkü durumunuzu bilip ele geçirirlerse sizi taşa tutarlar veya dinlerine geri çevirirler. Yani küfrün deccaliyetin azgınlığı o devirde vurgulanıyor. Kendi inançlarına çevirmek için ailelerin çocuklara ne kadar baskı yaptıklarını görüyorsunuz. Namazlarını gizli kılıyor birçok genç. Birçok genç kız gizli namaz kılabiliyor. Hatta bir kısmı hiç kılamıyor korkudan dolayı. Müslüman olduğuna dair hiçbir eve mesela Kur'an götüremiyor. Kendini gizliyor. Kehf ehli de o şekilde. Bu ayeti bir daha oku. Çünkü durumunuzu bilip ele geçirirlerse sizi taşa tutarlar veya dinlerine geri çevirirler. İşte küfür çok azgın, saldırgan. Kendi inancına zorla çevirmek istiyor. Mesela müşrik yobaz, illaki yobaz ve müşrik olacaksın diyor. Komünist diyor ki illaki komünist olacaksın. Bir kısım aileler halktan bir kısım dini de unut, Allah'ı da unut. Sadece geçim ve hayatın peşine git. Bu da ayrı bir din. Geçim dini, hayat dini. Yani bu da ayrı bir dindir. Adamın şeyin nedir hedef diyor? Ekmek kazanmak diyor. Hayatta gayet nedir diyorsun adama? Ekmek parası kazanmak diyor. Sen niçin yaşıyorsun diyorsun? Ekmek parası kazanmak için yaşıyorum diyor. Ya kardeşim sen hayvan mısın? Hayvan ot için yaşar. Hayvan ot yemek için yaşar. Sen ekmek için yaşıyorum ne demek ya? Sen Allah için yaşarsın. Değil mi? Evet. Tabii cahilliğinden, bilgisizliğinden söylüyor bunu.